Herkese iyi akşamlar. Evet, her gün olduğu gibi bugün de ekonomide öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar İbrahim Hanım. Evet, bugün şununla başlayalım istiyorum. Çok ciddi uyarılar var. Birisi TÜSİAD'dan geldi ve diğeri de Dünya Bankası'ndan geldi. TÜSİAD hayat pahalılığı geleceğimizi tehdit ediyor dedi. Tabii içinde daha bir sürü ayrıntısı var. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bu açıklamaların piyasalara bir etkisi olacak mıdır? Şimdi bu açıklamaların piyasalara etkisi olacak. Önce açıklamaları iyi anlamak lazım. Piyasalar anlamına, piyasalar konusunda ne anlama geldiğine ilişkin. Şimdi TÜSİAD Türkiye'deki merginin yaklaşık %65'ini veriyor. Buradaki 500 firma Türkiye'deki ekonominin %65'ine sahip. %65'ini bu insanlar oluştu. Bu insanlar uyarısını da dikkate almak gerekiyor. Evet, İzmir'de yani, üstünde Patronlar Kulübü zaten. Evet. Patronlar Kulübü ama bunun gibi bir sürü dernek var. İş adamlar dernekleri var ama bu adamlar Türkiye'nin ekonomisinin %65'ini yönetiyor ya da %65'ini oluşturuyor. Vergiyi veriyor, ihracatı yapıyor vesaire. Onun için bunları çok dikkate almak gerekiyor. Evet, TÜSİAD da çok köklü bir kuruluş yani. Evet. Dolayısıyla hazırlıklı rapor çok önemli. Diyor ki hayat pahalılığı geleceğimizi tehdit ediyor. Şimdi bunu açıyor. Bir taraftan pandemi kaynaklı sıkıntılar var. Evet, bu bütün dünyada yaşanıyor. Ama diyor bizim artımız var. Diyor ki ekonomi kurumlarımızda yönetimler sürekli değiştiği için geleceği göremiyoruz diyor. Bunlar da diyor işsizlik ve hayat pahalılığını sırf bugün için değil gelecek için de tehdit ediyor diyor. Şu bak bu çok önemli. Çünkü birilerin canı çok yanmış. Demek ki Türkiye ekonomisinin %65'ini oluşturan TÜSİAD'ın işsizlik ve enflasyon konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Ve bunun için de uyarıda bulunuyor. Bunları Ankara'nın çok dikkate alması gerekiyor. Ankara genelde dikkate almıyor TÜSİAD'ın. İşte diğer dernekleri daha çok dikkate alıyor ama bunların uyarısı daha önemli. Çünkü istihdamın da büyük bir kısmını bunlar sağlıyor Türkiye'deki. Dolayısıyla bunu çok çok iyi irdelemek gerekiyor. Aslında bizim söylediğimizi söylüyor TÜSİAD. Diyor ki ya biz geleceğe yönelik bir öngörüde bulunamıyoruz. Bir güvensizlik var. Bir sıkıntı var. Bunu biraz daha diplomatik dille anlatmışlar. Biz de açık açık söylüyoruz. Benzeri bir şey Dünya Bankası da söylüyor. Dünya Bankası diyor ki gelir dağılımları çok iyi, çok bozuldu. %12.2 idi 2020'de. Türkiye'nin 2020 öncesindeki duruma geri dönmesi çok zor. Bu rapor da bugün yayınlandı. Çok zor. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman yine söylüyoruz. Ekonomide bir başıboşluluk var. Bunun toparlanması gerekiyor. Bir an önce Ankara'nın bunu toparlaması gerekiyor. Ankara'da ekonomiyi kimin yönettiği belli değil. Siyasetçisi siyaset yapmak, ekonomi yönetmek değil. Ne diyoruz? Diyoruz ki kurumların ekonomiyi yöneten devlet kurumlarıyla oynamayın. Ve buraya ehil kişileri getirin. Partizanları değil. Bu konuda hem Dünya Bankası özellikle de TÜSİAD çok ciddi uyarıda bulunuyor. Hükümeti çok yakından destekleyen MÜSİAD da yaklaşık 2,5-3 ay evvel benzer uyarıyı yaptı. Bakın MÜSİAD bile yaptı. Evet, bilesi önemli, doğru. Evet. Diğer taraftan bunun bir de somut göstergeleri var. Mesela bugün açıklanan rakamlar kırmızı et fiyatları %10 yükselmiş. Kuzu eti fiyatları, koyun eti fiyatları %30, tavuk eti fiyatları %50 yükselmiş. Dünyanın başka ülkesinde bizim gibi gelişmekte olan ya da yarı gelişmiş diyelim. Ülkelerde bu böyle rakamlar yok. Bir tek evet. Ülkede var. Evet, şimdi maalesef artık insanlar ete falan ulaşmakta zorluk çekiyorlar artık. Yani ekmeği 2 lira yerine 1 liraya alabilmek için bile ciddi mücadeleler verilebilir bir duruma geldik maalesef. Evet. Şimdi Türkiye'yi bu konuda zorlayan bir başka şey de petrol. Bizim en çok gider kalemlerimizden bir tanesi petrol. Enerji kaynakları. Petrollere fiyatlar $60 altına gelmeyeceği öngörülüyor. Morgan Stanley'nin yaptığı araştırmada, diğer Commerzbank gibi diğer bankaların yaptığı araştırmada petrol fiyatlarının $60 altına gelmeyeceği öngörülüyor. Hatta biraz daha yükseleceği öngörülüyor. Bunlar da bizi ekonomik olarak zorlayacak diğer faktörler. Bütün bunları toparladığımız zaman ekonomideki gelecek bir belirsiz. Ciddi sıkıntılar öngörülüyor. Ay başına enflasyon rakamlarını göreceğiz. Şimdi herkes bütün piyasalar enflasyon rakamlarına kilitlemiş durumda.
Burada Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu var. Bu rapor önemli. Evet, Perşembe burada, günü değil mi? Perşembe günü açıklanacak. Evet. Aynı günlerde Amerika'nın Federal Merkez Bankası, dünyanın en büyük merkez bankası, onun da açıklayacağı bir rapor var. İki günlük toplantı arkasında bir rapor açıklayacak. Ve faizlere de karar verecek. Faizlere bir değişiklik yapmasını zaten beklemiyoruz. Kendileri daha önce açıklamışlardı. Temmuz'a kadar beklemiyoruz. Temmuz'da eğer Amerika'da enflasyon 2-2,5 seviyelerini aşar ise o zaman faizlerde değişiklik yapacaklar. Ama evet, şu an pek o rakamlar görünmüyor. Ama belli de olmaz çünkü dünyada emtia fiyatları öngörülmeyecek şekilde yükseliyor. Bunu Amerikan Federal Merkez Bankası da göremiyor. İngiltere Merkez Bankası da göremiyor. Almanya Merkez Bankası da göremiyor. Çünkü Çin'deki büyüme çok büyük ve müthiş piyasalardan mal talebi için. Dolayısıyla bir taraftan gıda fiyatları, bir endüstriyel gıda fiyatları yükseliyor. Bir taraftan da endüstriyel ham maddeler, metal fiyatları yükselmeye başladı. Çok ciddi yükseliyor. Yani baktığınız zaman demir fiyatlarını durduramıyorsunuz. Alüminyum fiyatları inanılmaz. Şu an alüminyum bulunamıyor Türkiye'deki firmalarda. Bugün bazı firmalarla toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. Gerçekten alüminyum bulmak çok zor. Çok talep var çünkü bütün dünyada. İnşaat sektörü olmamasına rağmen inşaatın dışındaki sektörlerde de çok ciddi talep var. Çin'den çok büyük talep var. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bir kere dünyada da enflasyon yükselecek. Türkiye'de de enflasyon katmerli yükselecek. Biz iki kat etkileniyoruz. Bir taraftan dövizden etkileniyoruz, döviz kurlarından etkileniyoruz. Bir taraftan dünyadaki fiyatların genel seviyesinin yükselmesine etkileniyoruz. Evet, katmerli yükselecek ama bakalım TÜİK ne kadarını açıklayacak, orası da ayrı bir merak konusu. TÜİK'i göreceğiz. TÜİK açıklasa ne açıklarsa açıklasın. Çok kimsenin de umurunda değil. Yine göreceğiz, bir bazdır ama hani en fazla %40'ını açıklıyor diyelim. Evet. Hani geri kalan açıklanmıyor. Çünkü insanlar şu an %30'un altında hesaplamıyor. İki, başka bir tehlike daha var şu an. İki tane önemli tehlike var. Bir, bankalar kredi faizleri yükseltti. Merkez Bankası faiz artırmasa bankalar kredi faizlerini yükseltti. Bunun enflasyon baskısı olacak. Bunun hiç yolu yok. Önümüzdeki dönemde, şimdi Haziran'da da fiyatlar yükselmeye başlayacak. Bir taraftan bankalar kredi satmaya çalışıyor, bir taraftan herkese mesaj atıyorlar faizleri yükselttik diye, 1.98'e çıkardık diye. Evet, sürekli bankalardan hepimize o tür mesajlar gelmeye başladı, doğru. Evet, şimdi bunun da enflasyonist baskısı olacak. Demek ki sırf Mayıs'ta açıklanacak rakamlar yetmiyor. Ne oldu? Şimdi biz Mayıs enflasyon Haziran'da açıklanacak, Haziran enflasyon Temmuz'da açıklanacak. İkisinde de maliyet yönlü baskı oluşacak. Bir taraftan üretim düşüyor, bir taraftan da faizler artıyor, dolayısıyla maliyetler artıyor. Bir başka tehlike daha var, bakın. Şimdi 15-17 günlük bir kapanmamız var, değil mi? Şimdi evet. Bakın, dikkatlenmeyen bir nokta var. Diyor ki, fabrikalar çalışacak. Peki, çalıştı. Konfeksiyon fabrikası da çalışacak, çalıştı. Diğeri de İstanbul'a yakın bölgeden örnek verelim. Çerkezköy'de bir kumaş fabrikası çalışıyor. 500 tane, 600 tane işçi var, çalışıyor. Şimdi bu adam lojistik firması var, bu da çalışmak istiyor. Buna da serbest. Ama fabrikanın ürettiği malı lojistik firması Osmanbey'deki bir toplantıya getiriyor. Toptancı bunu 10-15 tane, bilemediğin 20 tane konfeksiyon fabrikasına dağıtacak. Ama toptancı firma kapalı. Şimdi nasıl olacak? Evet. Şimdi mal gitmiyor. Mal orada kesildi. Konfeksiyon da açık. Ham madde bulamıyor. Yani kumaş bulamıyor. Kumaş fabrikası üretiyor. Toptancı olmadığı için konfeksiyon fabrikasına ulaştıramıyor. Şimdi ekonomi yine kesinti uğradı. Nereden baksanız gerçekten. Tabii. Kumaş üreten firmanın stok maliyeti var. Evet. Öbür tarafta da işçiye getiriyor ama adam ham madde bulamıyor. Burada da sıkıntı var. Şimdi kararlar alınırken tabii kısıtlama doğru bir karar. Bayram Bey, her yerde sıkıntı var. Yani o kumaş fabrikasında da sıkıntı var. Getirilecek yerde de sıkıntı var. Günlük yevmiyeyle çalışan emekçilerde de sıkıntı var. Dükkanı kapanan esnafta da sıkıntı var. Akşam evime nasıl yemek götüreceğim, ekmek götüreceğim diyen işsizin de bir sıkıntısı var. Galiba tam kapanma oldu ama gerekli şeyler yerine getirilemeden oldu. Hesaplamaları düzgün yapılan, bunun maliyeti var. Bir, burada aksamada, üretim zincirinde bir aksama doğdu. Hı hı. Şu, ben dün bir sürü firma aradı. Çerkezköy'den, Çorlu'dan, Trakya'dan. Onlarla sohbet ettim. Nasıl aşılabilir bu diye aradı insanlar. Diğer taraftan insanların ödemeleri var. Şimdi kapattık. İnsanlar tahsilat yapamıyor. Fabrika tahsilat yapıyor. Geldi, kredi ödemesini yapacağız şimdi. Hı. Dedi mi? Yapamıyor çünkü. Tahsilat yapamadığı için adam yapamıyor.
Şimdi 20 gün kapattık. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bunun çözümünü açıklamam. Ben kapattım Türkiye'yi. Ya nasıl kapattı? Ben kapattım da olmuyor ki. Ekonomi talimatla durmuyor ya da talimatla çalışmıyor ekonomi. Ekonomi evet. Bir şartlar zinciri. Ekonomik destek olmadığı sürece maliyet sadece halka kesilmiş oluyor. Yani halka da kesilmiyor, sanayide kesiliyor. Şimdi bak, sanayide de soyutlamayın. Sanayide tamam kesilmiyor. Yani tüccar... halk derken hepsini içine katarak söylüyorum. Evet, evet sadece ücretli kesilmiyor, herkese fatura ediliyormuş. Evet. Şimdi bankalar bunları tahsil edersen ne yapacak? Bunları alacak yazıyor. Dolayısıyla takipteki alacaklar atması lazım. Nasıl atacak bankalar? Attığı zaman zarar yazması lazım. Onun karşısında sermaye koyması lazım. Böyle bir karlılık da yok. Sermaye de koyamayacak. O zaman takipteki krediler, bankalara batık kredi çok yükselmeye başlayacak. Evet. O da bankaların bilançolarını bozduğu zaman bu sefer bankalar dışarıda akreditif ticarete aracılık edemeyecek. Kredi veremeyecek. Akreditif açamayacak. Bunlar geleceğe göre dengeleri yine bozacak. Evet, domino etkisi tabii yani. Her sektör ve her şey birbirini tetikliyor ve etkiliyor. Doğru, haklısınız. Evet. Şimdi bütün bunlara dikkat aldığımız zaman sonuçta diyecekler ki geçen gün troller de çok eleştirdi bizi. Ya siz öyle diyorsunuz ama bak dolar düşüyor. Doların düşmesinin sebebi içeride. Evet, bugün gerçekten onu ben de çok merak ediyorum. Yani bana da soruyorlar akşama bir, evet. Bayram Bey'e sorun 8-19'a nasıl düştü bu dolar diye. Çok basit. Şimdi bakın Merkez Bankası'na giden 128 milyar dolar dedik ya, gerçek o rakam daha yüksek. Hı hı. 128 milyar dolar olduğunu varsayalım. Gittiğini varsayalım. Bu nereye gitti? İçerideki açıklamalar ki içerideki yerli insanlar satın aldı. Peki kaç kişi satın aldı? 1 milyon kişi mi aldı? 100 bin kişi mi aldı? 50 bin kişi mi aldı? Şimdi burada bir manipülasyon var. Şimdi bu insanlar Cumhurbaşkanı Amerika'ya çok sert tepki vermesini bekliyorlardı ve onun için de dolar yükselttiler. Dolarları elinden tuttular, satmadılar. Şimdi çok sert tepki vermeyince 200-250 milyar dolar civarında bu rakam yaklaşık. Bunun 10 milyar dolarını sattılar. Bir anda bak dolar nereye geldi. Eğer bu para Merkez Bankası'nın elinde olmuş olsaydı o zaman şu an dolar 7 lira seviyelerine ilerdi. 8 liranın altına çok rahat gelirdi. İşte piyasa 10 milyar dolar sattı ama daha hala kasada 200-250 milyar dolar civarında para var. Bu insanlar vermiyor. Dövizin Türkiye'deki 85 milyona yayılmış değil bu satılan para. Belli grupların elinde belli ki. Evet. Bunlar bir 10 milyar dolar bozalım ya dediler, bak gitmiyor. Bir 10 milyar dolar bozdular. Yani ellerindeki tuttukları paranın %10'u dahi değil. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Küçük bir 10 milyar dolar satış bile bunu düşürdü. Umarım Merkez Bankası bu satılan dövizde almıştır. Döviz rezervi yükselmiş olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar geçici paliyatif çözümler. Yani bu düşüşler geçici mi? Yani 8-19'lar geçici, böyle bir... Geçici. Evet. Şimdi bakın bunlar geçici. Günlük. Şimdi ay başında enflasyon rakamları açıklanan zaman göreceğiz. Eğer Merkez Bankası ay başında enflasyon rakamları açıklanan faiz altına gitmezse o zaman dövizi tutamazsınız. Yine söyleyeyim. Asıl o zaman göreceğiz. Yani, doğru. Yine tutamayız. Bir de Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporuyla ki biz öncü göstergelerine şu an söylüyoruz. TÜSİAD'ın açıklaması, FED'in açıklaması, piyasalardaki yükselişler, öncü gösterilerini söylüyoruz. Buna tedbir alın diyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın asli görevi enflasyonu engellemektir. Dolayısıyla Türk lirasının değer kaybetmesini engellemektir. Piyasada bir denge ve stabilizasyon sağlamasıdır. Ekonominin geneline yönelik dengede götürecek bir kur politikası izlemesidir. Bu kurda ne olur? Enflasyonu belli noktalara tutarsan olur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve çıkacak enflasyona yönelik alacağı kararlar çok önemli. Şu an Merkez Bankası aslında çok zor durumda. Bir tarafta siyasi baskı var. Enflasyon faizleri arttırma diye. Ki yanlış. Diğer taraftan bir de piyasanın gerçekleri var. Ekonominin gerçekleri var. Bu da diyor ki baskı yapıyor ya. Diyor, bak ekonomik olarak sen bunu şu an göstergeler yanlış uygulanan politikadan dolayı enflasyon yükseliyor. Sen diyor eğer diyor, dövizin paranın değer kaybetmesini istemiyorsan, dövizin yükselmesini istemiyorsan şu an diyor faizi artırmak zorundasın. Tabii ki bakın yine söylüyorum, faiz artırmak geçici bir çözüm. Ama biz maalesef ekonomide geçici çözümü yapmış olsak bile, tedbir almış olsak bile ekonomide kalıcı tedbirler gelmediği sürece bunların kalıcı etkisi olmaz. Doğru. Ve bu tedbirler alınmadığı için yine söylüyorum Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Şu anki görüntü bu. Devam edecek.
Yani bir günlük, iki günlük düşüş bizi bağlamıyor. Geleceğe yönelik tahmin yaptığın zaman ki TÜSİAD bunu yapamıyoruz diyor. Hı hı. Kurumlarla evet. oynuyorsunuz diyor. Devletin kurumları oynamayın, ekonominin kurumları oynamayın diyor. Çünkü ekonomiyi yöneten kurumlar bellidir. Merkez Bankası'dır, hazinedir, bankacılık düzenleme denetleme kurulur, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'dır ya da Borsa İstanbul adı ne diyorsanız. Hı hı. Neyi değiştirdi onu da bilmiyorum ama ismin kime ne sıkıntısı vardı onu da bilmiyorum. Adını ne derseniz deyin. Sonuçta bu kurumlarla oynamayın diyor. Özellikle de Merkez Bankası'na hazineyle oynamayın diyor. Ama biz sürekli evet. bunlarla oynuyoruz. Oynadığımız sürece güven gidiyor. Güven gittiği zaman da her şey allak bullak oluyor. Şu an ekonomiyi Doğru. yöneten ekonominin patronu yok. Bakın şu an ekonominin patronu yok. Patronsuz müessese olmaz. Siyaset kurumu ekonominin patronu değildir. Para piyasanın Doğru. patronu Merkez Bankası'dır. Genel ekonominin patronu da hazinedir. Biz hazineyi yok ettik. Bakın hazineyi yok ettik. Merkez Bankası başkanı sürekli oynuyoruz. Ve yeni gelen de siyaseti oynuyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik TÜSİAD'ın dediği gibi umut vadeden bir şey yok. Dolayısıyla umut vaat etmediği sürece ekonomi ve ekonomi yönetimi senin paran değer kaybetmeye devam ediyor. Evet. Bu ekonominin gerçekleri biz istemiyoruz. Vicdanen istemiyorum. Çünkü hepimize zararı var bunun. Çok büyük zararı. Tabii ki. Tabii Ama ki. Uygulanan politikada bu maalesef. Evet. Ben de demiştim ki her akşam diyorum ya inşallah yarın akşam umut vaat edeceğin şey, umut vaat edebilecek şeylerle yarın karşınızda oluruz diye. Maalesef bugün de olmadı. Darısı yarına bakalım diyelim o zaman. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.